Herkese selamlar, herkese merhabalar. Yeni bir planlama koçlu videosuyla karşınızdayız. Bugüne kadar planlamayla alakalı birçok yerde dağınık olarak gelen sorular vardı. Bunlardan en çok gelen 9 tanesini derledim. Dedim ki öyle bir video çekeyim ki artık tayfam bunlar arayıp durmasın. Aşağıda süreler var, başlıklar var. Lütfen hangisinde daha çok kafanız karışıksa hiç zaman kaybeden oraya tıklayın ve hemen bunun arkalı cevabımı dinleyin tayfam. Çünkü bu sorular artık bir kez daha dönmeyeceğiz. Sanki burada bir müfredat var gibi düşünün. İlerleyen aylarda hala bu soruları soruyor durumda olursak işimiz gerçekten kötü demektir. Peki birinci soru. Çok fazla aldığımız sorulardan biridir. Hocam günde kaç saat çalışmalıyım? Tek cevap. Limitin Neyi zorluyorsa bu kadar çalış. 4 saat. Hocam başıma ağrılar giriyor 4 saatte. Tamam 4'e varmadan bitirsen. Hocam ben bir mezunum. 7 saat bana mısın demiyor. 8-9 her türlü gidiyor. Tamam o zaman sen 8'leri, 9'ları hatta bazen 10 saatleri de zorla. Günlük çalışma saati tamamen bireysel bir karardır. Sadece şu gaza gelmeyin. Çok çalışmak önemli olan şey değil. Önemli olan verimli çalışmak. Nasıldı? Ya, alkış falan yok hani alkış Hiç alkış hiç kusura bakmasın. Alkış falan yok. 10 tane eksik konum var. Yetirmem için azıcık gün var. 100 tane konum var. E az, 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 az hiç kusura bakma tayfa. Burada çok açık olan net bir şey var. Ben konularımı ne kadar güzel şekilde, verimli şekilde bitirirsem sağlığıma, biyolojik bütünlüğüme, uykuma zarar vermeden benim için alkışlanacak olan çalışma sistemi budur. Anlaştık mı? Bu birinci sorunun cevabıydı. Hadi şimdi ikinci soruya. Hocam kaç dakika ders kaç dakika mola ile çalışılmalı? Çok açık mı net? Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar bize diyor ki artık odak süreniz düştü diyor. Yani öyle bir haldeyiz ki bir şeye odaklanmak istediğimizde yani kafalar allak bullak onlarca bildirim kafamıza uçuşuyor. Hatta şöyle bir söz söylüyorum ben diyorum ki bazen 10 saatte bitiremediğimiz işi odaklansak belki bir saatte bitireceğiz. Günlük hayatta da artık böyleyiz maalesef. O yüzden 25 dakika mola 5 dakika Özür dilerim. Tam tersi olacaktı. 25 dakika ders, 5 dakika mola önerilen, şu an son zamanlara oldukça yakın olan Pomodoro sisteminin özetidir. Fakat bazı öğrencilerimiz var ki, hatta ben de biraz bu taraftayım, 40 dakika benim odak noktamda pek problem teşkil etmiyor. Yani 40 dakikaya kadar rahatlıkla çalışabildiğimi gözlemledim. Hatta bu kanaldaki bütün birlikte çalışma etütleri 40 dakika mola 10 dakika Allah Allah 40 dakika ders ya ne kadar meraklıymışım ben bu <laughs> 40 dakika 40 dakika. Tamam çalışmayın ya. Hiçbir çalışmayın. <laughs> Siz beni anladınız tamam. 40 10 40 10 diye aynı şekilde devam edebilir. Şimdi aranızdan bir desek hocam ne yani şimdi ben 30 dakika çalışsam 15 dakika olmaz mı? O da olur. Yeter ki bunları test et onayla. Test et onayla. Hatta bazen dönemsel farklılıklar bile gösterilir bu. O zaman çok fazla takılma. Verimli olsun da bırak dakikası sen, de olsun. Soru 3. Hocam bir günde en fazla kaç ders alınmalı? Eğer bu soruyu soran kişi çoktan konularını bitirmiş. Örnek TET'de 70 netleri, 75 netleri rahatlıkla görebilen, üstüne çıkabilen bir öğrenci ise günde 3, 4 hatta 5 dersi dahi alabilir. Çünkü tüm konuları bitmiştir. Her günde birçok dersen bol bol soru yazar. Ama net anlamında henüz bu kıvamda değilse ve oldukça fazla AYT konusu ya da TYT konusu eksikse ben bu tayfama kesinlikle günde en fazla 3 ders öneririm. Bir mezun öğrenci düşünün. 3 dersi alacak. Çünkü sabah çalışmasında diyelim toplamda 2,5 saatlik bir efor harcayacak orada. 2,5 saatin belki en az 1,5 saati konu çalışmaya gidecek. Belki bir saati soruya gidecek, belki hatta tamamen o konuya gideceği için soru bile çözemeyecek. Ama bir şekilde Günlük hani çalışmalar rutininde konular bol olacağı için bu, bu anlattığım gibi o yüzden en fazla 3 İkisi olur mu yani sadece iki ders olur mu? Evet olur. Özellikle burada konu eksiği çok daha fazla olan öğrencilerime yaptırdığım bir yöntemdir. Ama bir dersi kolay kolay önermem. Bir dersi ancak böyle kamp dönemlerinde böyle bayram temizliği havasında işte yedi günlük bir kamp var ki o inşallah o günlerde gelince onları da yapacağız. Hocam bugün komple fizik günü yani ben tek fiziği seçeceğim ve tüm günü ona vereceğim. Demek bizim için çok çok verimli olabilir. Ama bunu uzun vadede yaptığımızda maalesef anlık rehavetler de oluşabiliyor. Genelde gördüğüm hep bu şekildeydi. O yüzden çok fazla önerdiğim bir taktik değildir. Ara ara döner önerdiğim günlük bir ders olayı da mevcuttur. Peki bir diğer soru. Hocam bir dersen aynı anda 2-3 kaynakla mı gitmeli? Yoksa tek kaynakla aşağı doğru inip sonrasında bir tur daha mı atılmalı? Geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız bir sorundan bahsedeyim size. Örnek iyice inşallah cuk diye oturur, siz de bu sorunun cevabını alırsınız. Özellikle özel okullarda, dershanelerde, işte kolejlerde, bazen hatta okul, devlet okulu fark etmiyor. Şöyle bir izlenim oluşuyor. Hocamız geliyor, fizikçi mesela, diyor ki arkadaşlar ben konuyu bitirdim. Gidin şimdi üç kaynaktan bitirin diyor. Fakat bir saat sonra kimyacı geliyor, o da aynı şeyi söylüyor. Bir saat sonra matematikçi geliyor, bugün işte o da aynı şeyi söylüyor. Bir bakıyorsunuz TET tarafında bir de hani böyle işler yolunda gitmeye başlayınca bir keyifli de geliyor böyle. Hmm, üç kaynaktan temizledim hocam. Tamam bu da cepte. Oo, harika. Peki o sırada AYT ne yapıyor? Ben bireysel bütün görüşmelerimde hep o AYT'yi hatırlatan aslında biraz gıcık kapılan kişiyim. Gerçekleri böyle patır patır yüze vuran kişiyim. Diyorum ki tamam gel üçer kaynak çözelim. Peki AYT'yi biz ne zaman başlayacağız? Hatta şu takvimi ısrarla gösteriyorum ki. AYT burada nerede başlayacak? Hocam işte e, Şubat'tan sonra e, deli misin ne yapıyorsun? Mart, Nisan, Mayıs 3 ay var orada. Haziran'ı saymıyorum bile şu an. Haziran'ın kaçında olacağı da belli değil şu anda sınav. E, ben 3 ayda AYT'de istediğim oranda yetiştiremeyeceksem niye şu an üçer beşer kaynak tarayım ki? Burada benim en iyi yapacağım şey nedir peki? Sadece bir ders özel mesela fizik benim en dertli dersimdir. Özel ders hocam diyordur ki iki kaynaktan çözeceksin başka bir şey kabul etmiyorum diyordur. Ben hocamı dinlerim ama bütün derslerde aynı şey yapmak birazcık AYT'yi sonuna kadar ihmal etmeyi götürebilir ve bu sefer orada konular istediğimiz gibi yetişmeyebilir. Benim buradaki önerim e, genel manada bir tane kaynağı aşağı doğru tur atıp sonrasında ikinci kaynağa geçmek sonra üçüncü kaynağına. Bu sayede otomatik tekrarlar da şu şekilde halka ilerler gibi yani halka şeklinde ilerler gibi bizimle devam etmiş oluyor ve biz yıllardır oldukça bireysel tarafta zaten faydasını da görüyoruz tavsiye de ediyoruz. Peki bir sonraki soru. Hocam TYT ne zaman bitmeli? En sevdiğim soru. Hiçbir zaman. <laughs> Bitmiyor çünkü. Biten bir şey değil. TYT biten bir şey değildir. Hep turlanan bir şeydir. Önce konuları turlar. Sonra soruları turlar. Sonra P vitamini turlar. Sonra bölüm denemeleri turlar. En son aylar geldiğinde de artık genel denemeler turlar. Yani bu turlama hiç bitmez. TT sakın bitirdim falan demeyin. TYT adına bir tur attım deyin. Zihniniz artık buna açın. Çünkü zihni sürekli bitti bitti dediğiniz bir şeyde sonra artık yeni bir konu geldiğinde yeni bir soru çözme eylemi geldiğinde zihin bunu belki kabul etmeyecek bile. Çünkü bitti diyorsun yeni bir konu getiriyorsun burada. Yeni bir oluşum işte hadi bakalım bir daha bir şey yapalım. Gerek yok buna. Ben tur atmaya devam ediyorum. TYT'm 60'da mı takılık kaldı? Ha, ben bunu 65'e çıkarmak istiyorum. Demek ki bir tur daha ihtiyacım var. Ama illa bu turu yeni bir kaynak, yeni bir kaynak, yeni bir kaynakla at demiyorum sana. Yeri geldiği zaman bölüm denemesi, yeri geldiği zaman genel deneme, yeri geldiği zaman B vitamini gibi 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 aynen devam etmeli. Ve bu kanalı zaten takip ediyorsan, onların vakti ne zamandır? Onları çok iyi zaten yakalamış durumda olursun. Bir sonraki soru. Peki hocam, AYT ne zaman başlamalı? Mümkünse hemen. O şimdi mi? Yani hemen kalemi alıp geleyim mi? <laughs> Sakin ol. Ayete hemen başlamalı. Sadece burada birkaç tane tabii ki kritik nokta var. Örnek matematikte. E, i̇lk 12 konuyu bitirmemiş birisi. Nasıl gidip fonksiyonlar çalışsın? Çünkü o mevcut altyapısı yoksa. E, fizikte belli başlı öyle konular var ki. Bunları bitirmeden nasıl ayete fizik çalışsın? Geometride üçgenleri hiç bilmeyen nasıl gidip de orada analitik çalışsın? Tabii ki burada altyapılar bazı derslerde inanılmaz önemli. Ben burada belirli seviyeye gelirim arkasından ayete başlarım. İlla ki bir takvim istiyorsak bakın şu uyarı yapmak zorundayım. Bazı arkadaşlarımız maalesef tabi TYT tarafındaki altyapısını doldurmak için aylarca bekleyebiliyor. Yani Mart'a kadar Nisan'a kadar bile bekleyenler oldu geçen sene ben gördüm yorumlarda falan vardı. Ve son dönem fena gaza geliyor onlar. Arkadaşlar 12 günde ayeteyi bitiriyoruz. 12 gün mü? Nasıl ya? Bildiğimiz on, 12 yani 120 değil değil mi? 12 bak. Ona göre. Oraya bırakacağım. Arkadaşlar yani Kimse kusura bakmasın da yani öyle kolay bir şey değil burası. Hiç öyle kolay bir şey değil. Aylarımızı alacak elimizden. Aylar vereceğiz buraya. Ne zaman ki tarafında pişme noktasına geliriz AYT hemen başlar. 12 konu bitti mi bu dörtten? AYT hemen başlar ama ufak ufak hem problemler ilerler hem de benim AYT tarafım ilerler. Fizikte belirli bir aşamaya geldi mi? Hemen başlarım ben AYT'ye. Geometri hepsini aynı şekilde AYT. Özellikle hatta bunu eşit ve sözler tayfam şeyde çok kullanır. Hocam e şey kısmı edebiyatı son 3 ay diyorlar. Ne diyorsun? son üç ay çalışsak falan demiyorum. Böyle bir şey demiyorum ben. Şimdiden başla. Git çıkmış sorular al. Çıkmış sorular çalış. En kötü ihtimalin çıkmış soruları bitirmek olsun daha şimdiden. Ama son üç aya bırakıp da böyle bir riski asla önermem. Hemen başlamalı da. Bir sonraki soru. Hocam ya dinlenmeler kesinlikle hepimizin planında olmalı mı? Bunu özellikle böyle bazı arkadaşlar gaza geldikten sonra çok soruyor. Hocam hiç dinlenmeyeceğim. Uyumayın. Şimdi sakın ailenizin yanında bunu yapmayın. Böyle bir şeyin işte gazına girmesi yan odada bir sorun işte bir kavga oluyor bazen. İşte tabi olması daha olmaması daha iyi ama. Şimdi anneli bir atışma var. Baba ile bir sert bir diyalog yaşanmış. Odaya geçiliyor. Kardeş de odadaysa eyvah bitti o kardeş. Uyumayacağım. Uyanı yakarım. Bak hiçbiriniz <laughs> böyle feci bir gaz. Arkadaşlar öyle böyle. Bir dakika arkadaşlar anıyor. Alo uyumayacağız. Ben uyusam sen ne yapıyorsun? Dur bir sakin ol. Deli Dur sakin Ne yapıyorsun? Bu gazlarla amacımız işte uyumayacağım, dinlenmeyeceğim, şuraya gitmeyeceğim, bunu yapmayacağım. Artık yemek de yemeyeceğim. Bu ne yapıyorsun? Greve mi? Hayır, dur. Dinleneceğim. Haftada en az yarım gün dinlenmeye ihtiyacımız var. Bu biyolojik olarak bir zindelik ihtiyacı. Benim zinde kalmam gerekiyor. Uykumun da aynı şekilde güzel bir düzene ihtiyacı var. Çok düzenli olmayabiliriz. Robot gibi değiliz. Tabii ki düşüp kalkacağız, değişeceğiz. Ama özellikle dinlenmeye haftada en az yarım gün. Ben genelde burada hep pazarları tercih ediyorum. Çünkü yıllardır bilinçaltımıza böyle bir şey itildi ki ailenin pazar günü tatil yapması, dinlenmeye biraz daha müsait olması ya da herkesin evde olmasından ötürü zaten ders çalışamamamız gibi birçok unsur düşününce belki pazar seçilebilir. Öğleden sonra tamamen boştur. Yarım gün dinlenirim. Geri kalan süremde tıkır tıkır çalışmama ben devam ederim. Tam gün olur mu peki hocam? Olur arkadaşlar. Bakın çok ne söylüyorum. Bazı arkadaşlarımız sağlıklarını bile, sağlıklarına bile zarar veriyorlar. Ciddi bir zarar. Hocam midemde önce ağrılar başlamıştı. E sonra gastrit işte sonra re, Allah reflü falan ne oluyor bir dur. Bu kadar niye kastın kendini? Niye bu kadar sağlığına zarar verdin? Hocam işte her gün dışarıda yiyeceğim diye şöyle olacak falan diye değil değil. Hiçbir şey benim sağlığımdan, benim bedenimden, sıhhatimden kıymetli değil sınavla kıyasladığımızda. Hiçbir şey hem de. Ben bu dengeyi kurmak zorundayım. O yüzden dinlenmeler olmalı ve şu sözümü sakın unutma. Dinlenmeler de çalışmalara dahildir. Benim tek eleştirim dinlenme şudur. Hocam arkadaşlar arada biraz dinlenmeyi hak ettim değil mi? Gideyim değil mi? Gitme. Sakın bir yere gitme. Plansız bir dinlenme eylemi bence bir dinlenme değil bir kaçıştır. E tabi şurada o kadar çok defter var kitap var. Buradan kaçıp da halı sahaya gitmek. Bir pizzacıya gidip bir pizza yemek. Kafeye gidip böyle bir kahve içmek. E tabi ki çok daha güzeldir. Ama bu buradan kaçıştır. Beyin bunu bir kere yaparsa ikiyi de isteyecektir. Üçü, dördü, beşi bir bakmışsın elli de isteyecektir. İşler sonunda sarpa sarabilir. O yüzden gününde, zamanda kahveni de içmeye git. Yürüyüşünü de yap, yolculuğunu da yap vesaire vesaire. Anlaştık mı? Diğer soruya geçelim. Gri sorular nedir hocam? Siz birçok videonuzda gri sorular diyorsunuz. Peki bu gri sorular ne? Nasıl bitecek? A, tayfam. Olayın özeti ne biliyor musunuz? Bakın ben bazen şunu yaparım. Bireysel da görüşme yaptım. Çok öğrencimle yaptım buna. Bana diyor ki X kaynak bitti. Mesela geçen sene bir tane öğrencim denemetriyi çözdü. Bizim TYT matematik denemesi işte. Çözdüm hocam bitti bunu diyor. Gönder kitabı dedim. Bir başka öğrenci problematiği bitirdim diyor. Gönder o problematiği bana. Gönder. Geldi kitaplar elime. Hmm tamam. Hani böyle yuvarlak için alınan sorular var. Köşesinde böyle yıldız konulan ise işte sorular falan var. Bir şekilde işaret konulmuş. Kesiyorum bunu. Ya da diyorum ki e, 17. soruyu çözebilir misin şu anda canlı canlı? Tamam bir kişiye anlatmak bazen daha zor olabilir ama çöz. Bana anlat anlatamaz da çöz. Ben dinlemek istiyorum senden. Çıkmıyor. Bir şey değil mi? O kitap bitmemiş. Belki de bu kitabın içinde en az 50 tane gri soru var. Bakın öğrenciler yıl içinde belki en az 20 30 kaynakla karşı karşıya. 20-30 tane kaynağın içinde ortalama 50 tane gri sorusu olan bir öğrenci düşünün. Lütfen 20 çarpı 50 en az 1000 soruluk bir kitap var evde. Ve var ya bu muazzam bir kitap. Sınava son 3 ay kala. Karşınıza çıksam arkadaşlar yeni bir kitap daha geldim karşınıza desem çok mutlu olabilirsiniz. Hocam kapağı çok güzel alsam mı falan diyenler de var ki hiç önermiyorum bunu. Bazen işte bazı arkadaşlar diyor hocam Hocamız önerdi. Çözersem işte çok iyi olurmuş falan. Tamam bunlar doğrudur da benim evimde bir kitaplık var. Yanında kitaplar var ve içinde bin tane beni soru beni çok iyi tanıyan sorular var. Gri sorular kitabı var orada. Hepsinden elli tane. Çok gıcık olan şey ne biliyor musunuz? Yeni bir kitaba geçsem çok hızlı ilerleyeceğim. Çünkü en baştan baştan bir daha temel kavramlar. Kimya bilimine giriş. Hmm, çok güzel bir girelim bakalım ne olacak falan. Bu böyle bir şey değil ki tarifam. Açacağım oradan. Mor kavramını. Uf, en gıcık soru tipi ya. Ben bunu Uf, bir daha uğraşayım bakayım. İşte bu. Bu soru beni yukarı çıkaracak. Mezun tayfam özellikle kulaklığınızı çekerek söylüyorum bunu. Kimse kusura bakmasın. Bana kızın istiyorsanız yorumlarda. Aynı hatayı bir kere daha sakın yapmayın. Üçüncü yılın kapısını açarsınız bak. Geçen yıldan kalan kitaplarını sakın çöpe falan atmayın orada. Orada bir matematik kaynağı duruyorsa. Orada bir tarih kaynağı duruyorsa. Bir açın bakın orada en az 50-100 tane gri soru varsa... 30 tane 20 tane olsa olur, sorun değil. Onlar çözülecek. Sakın yeni kaynaklara kendinizi kandırmayın. Önce onlar bitecek. Onlar bitmeden ben bu kaynaklara gelip de kendimi ne, yap, ne yapıyorum ben burada ya. Önce onlar bitecek tayfa Onlar bitsin. Ben asıl işte koçluğun danışmanlığı şey budur işte. Ya kimse bana şey diyemez. Hocam 8. yeni kaynağımı aldım. E, 7. kaynak ne oldu? Bu mudur yani? 7 tane kaynakta ben sana 250 tane soru bulurum ben az belki oradan sana. Çözmek zorunda oldu. O yüzden tayfam gri sorular haftada bir gün temizlenebilir. Her hafta sonu mesela cumartesi günü bir temizlik gündür. Her ayın sonu bir temizlik gündür. Hele denemeler. Allah'ım o denemeler. Bakın özellikle ilk 20 bin e oynayan bir öğrenci çok net bir şekilde, rahat bir şekilde yıl içerisinde ortalama 80, 90, 100 denemeyi rahatlıkla çözer bir yıl içerisinde. 100 tane deneme diyoruz. Bunların hepsinde ortalama 80 net yapsa bu arkadaş. 40 tane her denemede gri soru var içeride. Hadi doğru yanlışı götürdü hadi 30 tane olsun. 100 çarpı 30, 3000 soğuluk bir kitap var karşında. Al bunları çözsene son bir kaç ay kala. Bu kanalı takip edenler zaten o vakit geldiğinde onları söyleyeceğim ben. Hadi arkadaşlar şimdi o denemeleri çıkar. Hadi 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 çabuk deyip o denemeleri teker teker beraber çözeceğiz zaten. Peki son soru. Hocam ben bu dediklerinizi işte dikkat ediyorum. Planlarıma başlıyorum ama bir şekilde ben uygulayamayınca ...benim bütün moralimiz gidiyor... ...ve ben maalesef plansız çalışıyorum... ...doğaçlama çalışıyorum. Arkadaşlar... ...kimse kusura bakmasın ama doğaçlama çalışan... ...doğaçlama bir hedefle karşılaşınca... ...kime kısacak? Ben doğaçlama çalıştım zaten. Öyle içimden geldiği gibi... ...şimdi içimden geldiği gibi bir yere gidemem. Doğaçlama ancak tercih yaparım. Ne yapayım? İşte 95 bin... ...sıralamam gelmiş. Bir yer seçeceğim artık. 184 bin sıralamam gelmiş. Bir yer seçeceğiz artık. Bakalım. Böyle bir tercih istemezdim biz. O zaman lütfen planlarda sakın şu mükemmeliyetçiliğe kapılıp da kendinizi kandırmayın. Öyle bir plan olmalı ki özellikle bizim hatta böyle ennegramda falan tip bir dediğimiz bir tayfa var böyle. Hani mükemmeliyetçi her şey böyle tak 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 yerine olacak. Bu arkadaşın böyle bir kalem çizi bile bazen rahatsız o arkadaşı. Bazı arkadaşlar böyle kendinde ciddi bir motivasyon kaybı yaşar. Eyvah ben de galiba yapamayacağım. Direkt böyle derin şeye düşer. Depresif durumlara düşer. Bazı arkadaşlar yani ben herhalde bu işi o yapamam falan diye. Hayır. Bugüne kadar o kadar çok öğrenciyle görüştüm ki sana yemin ederek söylüyorum bunu. O kadar çok öğrenci ki. Hiçbir öğrenci her hafta yüzde yüz tak 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 o kadar net ilerlememiştir. ilerlememiştir. Yapay zeka gibi böyle hani robotik bir şekilde tık 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 böyle bir makine değilsiniz hiçbiriniz. Sizin orada yapmanız gereken şey planlamanın yüzde altmışını bitirmektir bazen. Bazen yüzde yetmişi bazen hastalanırsınız yüzde otuzunu bitirmektir. Bazen her şey çok yoğunudur yüzde yüzü bitirip üzerine çıkmaktır. Ama bu böyle bir yolculuk ya. Böyle bir dalgalı bir deniz burası. Yani ben gemiyi işte çıkardım ama böyle e, şey istiyorum. Böyle biraz aksın istiyorum. Yani böyle bir yol akıp gitsin istiyorum yol. Böyle hani <laughs> arkadaşlar burası otoyol değil. Altınızda Lamborghini yok yani kimse. Bu altınızdaki en güzel şey de olsa yani gemi de olsa denizin dalgasından ötürü mutlaka sallanacak. Mutlaka sallanacak. Alabora olmasın da gerisi önemli değil. Anlaştık mı? Bu dokuz tane... Cevap inşallah sizler için çok çok faydalı olmuştur. Daha da fazla soru varsa lütfen sorular kısmında sorun bunları. Ben gerekirse bir video daha çekerim. Yeter ki kafamızdaki sorular bitsin. Şu hedefin peşinden koşalım. Tabii. Anlaştık mı? Kendinize çok 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 iyi bakın. Bakın hala koşma dönemindeyiz. Koşma dönemini yine söylüyorum. Eylül, Ekim, Kasım'dı bizim için. Aralık gelmeden Kasım'ın ortalarında yine sizlerle en geç Kasım sonunda yeni bir video sizlerle paylaşacağım. Ve o dönem geldiğinde artık Aralık, Ocak, Şubat'ın yol haritasını sizlere sunacağız. Piramitte hedefimiz yukarılara çıkmak. AYT piramidi geliyor. Yolda çok bir şey kalmadı artık. Bunların ölçümlemesini yapacağız. Hadi bakalım adım adım ilerleyip şu işi bitirelim Tayfa. Kendinize çok 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 iyi bakın. Görüşmek üzere inşallah. Güle güle.